Evet çok ilginç bir şey daha var. Şov devam ediyor. Kızın alamıyor Sayın Başkanımız. Şenol Güneş'le ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyle ilgili açıklama yapıyor. Diyor ki Şenol Güneş önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta. Ben Murat Sancan Beşiktaş'ta yönetici olduğunu hatırlamıyorum kendisine de böyle bir görev verdi basın sözcülüğü veya e, yönetimin sözcüsü olma gibi bir görev verdi de hatırlamıyorum. Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konuda Sayın Adana Demirspor Başkanının Beşiktaş teknik direktörü ile imza atıldığına dair bir açıklama yapması ve üstelik bunun da kocaman bir yalan olması yakışık almamıştır arkadaşlar. Hoş olmamıştır. Şunu belirtmek istiyorum ki Şenol Güneş Hoca'ya biz değerimizi verdik, belirttik, kıymetlidir dedik. Ancak hocamızla devam edeceğimizi belirttik ve hatta bitti diye de bir cümle kullandım. Yani nokta artık bunu konuşmak istemiyorum diye. Halen daha spor kanallarında, hadi medyadakiler anlıyoruz gündemi değiştirecekler. Belki bazıları Beşiktaş'a zarar vermek için kasıtlı olarak bunları kullanacaklar. Bilemiyorum, hepsinin bir sebebi olabilir. Ama Sayın Murat Sancağ'ın bunu neden yaptığını... Çıkıp kamuoyunda açıklamasını istirham ediyorum. Şenol Güneş Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon hocasıdır diye neden açıklama yapmıştır? Bunun gerekçesini bilmek istiyorum. Bizim tarafımızdan da kendisine böyle bir görev verilmemiştir. Ve sanıyorum, sanıyorum ki Türk futbol tarihinde belki de dünya futbol tarihinde ilk defa bir kulüp başkanı bir başka kulübün teknik direktörüyle ilgili açıklama yapıyor. Yani görev aldığını veya almadığına dair özellikle şunu da söylemek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi ben Beşiktaşlara yalan söylemeyeceğim dedim. Açık olacağım, şeffaf olacağım dedim. Ve burada ifade ettim. Şanol Güneş hocayla bugüne kadar bir kelime konuşulmamıştır. Bırakın anlaşma yapılmasını ve anlamakta zorluk çektiğim olay şu. Neden bunlar yapılıyor? Benim hocam var ve ben hocamla yola devam edeceğim. Bunu da beyan ettim. Hocamın aldığı maç sonuçlarıyla e, hemen çok çabuk değerlendirilmesini de kamuoyunda da doğru bulmuyorum. Hocama güvenim sonsuz. Güvenmeye de devam edeceğim. Kendisiyle yoluma devam ediyorum. Şenol Hoca'yla yapılmış bir sözleşmemiz, konuşulmuş bir anlaşmamız, telefon dahi hiçbir tanesi olmamıştır. Ve Murat Sancağı böyle bir açıklama yapmakta yakışık yakışmamıştır böyle bir şey yapmaya neden ihtiyaç duyduğunda lütfen kamuoyuna çıkıp açıklamasını istirham ediyorum. Sevgili kardeşim, Mayıs ayında seçim var. Bu seçimden sonra buraya kim gelecek? Kim yapacak? Nasıl olacak? Bunların hiçbir tanesi belli değil. Şu anda önümde koca bir sezon var. Bitmeye yakın ve önemli bir sezon geçiriyoruz. Kırılganlıklarla, sıkıntılarla. Böyle bir sezon içerisinde benim böyle bir soruya cevap vermemi gerektirecek bir durum yok. Net söylüyorum. Şu ana kadar Şenol Hoca ile çalışmayı düşünmedim. Kendisiyle herhangi bir görüşmede yapmadım. Yapılmış bir sözleşmede yoktur. Bundan sonrası için de planımda yok. Ama neyin ne getireceğini bilmediğim yerde bir Beşiktaş başkanının ağzından çıkacak sözlerle bir şekilde bağlanılmasını da doğru bulmuyorum. Ama net cevaplıyorum. Hoca kıymetlidir Şenol Hoca ama ben hocamla yola devam ediyorum ve önümüzdeki sezondaki planlamam içerisinde bugün için gündemimde şen Hoca yok. Dedim artık Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik krizi hepimiz kabul etmek zorundayız. Bugüne kadar yüzdürdük. Bu saatten sonra altyapı ağırlıklı, gençlere dayalı, daha ekonomik bütçelerle kazandırdıklarımızı satarak bonservis bedelleriyle kulüplerimize katkı sağlayacak bir siyaset politika izlemek zorundayız. Biz bu siyaseti bu sene yüzde elli gerçekleştirebildik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynamamız söz konusu diyor. Giden son takımdık e, direkt oynayabilen. Dolayısıyla bunları değerlendirmek istememiz nedeniyle biraz bütçelerimiz e, daha pahalı futbolculara 3-5 tane olmak üzere yönelmiştir. Ama seneye bunların böyle olmayacağını, e, altyapıdan gelecek çocuklarla yola devam edeceğimizi, daha gençlere yer vereceğimizi ve bunları da şu anda gördüğünüz gibi... Rıdvan ile, Ersin ile, e, Kerem Kalafat'ıyla, ile, Serdar Saatçısı ile, e, İlhan İlhan'la e, gösteriyoruz. Yani yapabildiğimiz kadar 6-7 tane e, futbolcularımızı sahaya çıkar, oynatmaya çalışıyoruz. Bunların da gelecekte ilk sezon çok daha ön planda olacaklarını düşünüyorum. Ve hatta yenileriyle beraber. Hayır, Burak'la ilgili şu anda bir tasarrufumuz yok. Şenol Güneş'le ilgili de herhangi bir tasarrufumuz yok. Önder Karaveli Hoca yola devam ediyoruz. Olağanüstü şeyler olmaz ise hocamızla planladığımız, planladığımız gençlerle genç bir takımla yola devam etmeyi ısrarla devam etmeyi düşünüyorum. Eğer seçime girer ve seçimi alırsam muhtemelen gireceğim ama sağlık sıhhat şartlarını bilemiyoruz.